Ön seçim veya diğer adıyla halk oylaması nedir? Tam olarak ne yapıyorsunuz bu aşamada? Bize çokça merkeziyetçi olma eleştirileri gelmişti. Önce kendimizden başlıyoruz. Demokrasi talebimiz salt dışa dönük bir talep değil, kendimizle de ilgili bir talep. Kent uzlaşısı esasıyla aday belirleyeceğiz dedik. Sadece üyelerimizle ve yöneticilerimizle değil, bizim dışımızdaki kesimlerin de oy kullanmasına olanak tanıyarak belediye eş başkan adaylarımızı, belediye meclis üyesi adaylarımızı ve il genel meclis üyesi adaylarımızı ön seçimde halk oylamasıyla belirleyeceğiz. Bu kent uzlaşısı kimlerle olacak? Kentin hangi bileşenleriyle olacak? Ön seçim modelleri genellikle alışılagelen düzen bu şekilde. Siyasi partilere üye kişilerin katıldığı delegasyon listeleri üzerinden yapılır. Biz mümkün mertebe en geniş delegasyon listesini oluşturmaya çalışarak partiye emek vermiş, destek vermiş, bir şekilde yöneticilik yapmış, işte emektarlığını yapmış herkesi davet ettik oy kullanmaya. Partinin günlük çalışmalarını yürütmüş arkadaşlarımız var. Sandık kurulu üyesi olarak, müşahit olarak, okul sorumlusu olarak bize yakın olmasından bağımsız olarak söylüyorum. Kentteki demokratik kitle örgütlerinin, odaların, sendikaların, meslek örgütlerinin, birliklerin, yöneticilerin tamamı bu listelerde yer alacak. Şehirde bulunan kadın aktivistler, ekoloji hareketinin üyeleri, yani aklınıza gelebilecek en geniş çeperde herkes burada delegasyonda yer almaya ve oy kullanmaya davet edildi. 100 bin kişiye yakın delegasyondan bahsediliyor. 90 merkezde neredeyse. Peki çok aday var mı? 100 bin kişinin oylayacağı aday sayısı kaç? Evet, bize ilgi ve teveccüh oldukça yüksek, oldukça büyük. Aslında başvuru sayısı çok yüksek ama gerçekçi bir başvuru var. En ayırt edici özellik bu. Gerçekçi ve sonuç alabileceğini düşünen kişilerin başvuruları var diyebiliriz. Evet, oylanacak çok kişi var ve yalnızca belediye eş başkanları değil, meclis üyelerinin üçte ikisi de böyle belirlenecek. Dolayısıyla oylanacak çok sayıda insan var, binlerce başvuru var. Özellikle büyük şehirlerde delege ve aday sayısını göz önüne alınca ilk turda seçim bitmeyecek gibi görünüyor. İkinci tur var mı seçimlerde? 1000 kişinin oy kullandığı bir yerde, birinin 95, birinin 97, birinin 99, birinin 105 oy aldığı yerde, 105 oy alan kişi eğer belediye eş başkan adayımız budur dersek gerçek anlamda bir temsiliyeti sağlamış olmayız. Bu yüzden oy kullanan seçmenlerin %50 artı birine ne ulaşmış herhangi bir kadın veya erkek aday yoksa bu durumda seçimi ikinci tura götüreceğiz. Ön seçim yapacağımız her yerde tuttuğumuz salonları 2 günlük tuttuk. Dolayısıyla İkinci tura kaldığında da aynı yerde, aynı salonlarda oy kullanacak arkadaşlarımız, halkımız gelip aynı salonda oy kullanabilecekler. 13-14 Ocak'ta olacak ön seçimler. Özellikle büyük şehirlerde de uzarsa 15 Ocak'ta ikinci turlar olacak. Bunlar kesin sonuçlar mı olacak? Kesin sonuçlar olacak. İddialıyız bu konuda. Sandıktan çıkanlar bizim adaylarımız olacaklar. Kesin sonuç. Yani ondan hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Tek istisnamız şu, eğer aday adaylarımızdan herhangi birisinin etik ilkelerimize aykırı vaatte bulunduğunu tespit edersek, yani birilerine iş vaadinde bulunmak gibi bir örnek vermek gerekirse, bu kişilerin adaylığını gözden geçirebiliriz. Ama bir kez daha söylüyorum, oy pusulasında ismi yazılı olan hangi arkadaşımızı halkımız belediye eş başkanı olarak görmek istiyorsa, bu parti onları belediye eş başkan adayı olarak bildirecek. Pırsa davi ya kurdi ve davi ya kayuman çibebe. Bila hej nahadaya kayyum ama de kariye xwebikin belki ni karbin bala firade cehmeh bibinish xore cihe kulline vadera terk bikin harin. Neteni em bi bawerin em kolani el qada jivede binin halk bir yara xwedaya icab ve kayyuma bişinin. Emevan bişinin ez bawerim AKP jî wekberê nerehete qeyyûma bi dil rehetî nikaribe bavêje ser şaredariya dawiya qeyyûma hatiye gelê me qebûl nake em qebûl nakin em evan qeyyûma ev car teqas bişînin.